31 Aralık günlerden Cuma. Ajanda ile karşınızdayım. Ben Büşra Elvanoğlu. Günün gelişmelerini aktarıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük puan nedeniyle atanamayan öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüşmeye gideceğini duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı binası önünde dakikalarca bekleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na MEP'in kapıları açılmadı. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı kapısının önünde açıklamalarda bulundu. Değerli basın mensupları, bir haksızlık, bir hukuksuzluk varsa, bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa ve bu gasp edilme sarayın talimatıyla yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim en doğal ve en insani görevimdir. Nerede kul hakkı yeniyorsa, nerede torpil oluyorsa, nerede adam kayırmacılık oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. Herkesin böyle bilmesini isterim. Dün bir feryadı dile getirdim. KPSS sınavında 80 puan alan, 90 puan alan, 95 puan alan evlatlarımızın sözlü sınavlarda, mülakatlarda elendiğini duydum. Elendiğini gördüm. Onlarla konuştum. Yazıktır, günahtır. Bu ülkeye, bu memlekete yazıktır, günahtır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır, günahtır. Daha düne kadar mülakatlarda +3, -3 aralığında puan verilecektir şeklindeki uygulama neden terk edildi? Kimin talimatıyla terk edildi? TÜGVA'dan, TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bunlar, bu kararlar alındı? Büyük haksızlık var. Evlatlarımıza haksızlık var. Bir anne babanın evladını üniversiteye nasıl hazırladığını, sınavlara nasıl hazırladığını bilmeyenimiz var mı? Bütün anne babalara sesleniyorum. Bütün anne babalar adına konuşuyorum. Haksızlık karşısında vicdanı sızlayan 84 milyon adına sesleniyorum. Haksızlık var, hukuksuzluk var. Bir feryat var. Benzer olaylar geçmişte olduğunda haksızlığa uğrayanlar Danıştay'a gittiler. Davaları açtılar. Danıştay mülakatlarda yapılan haksızlığı tescilledi. Verdiği kararda diyor ki verilen puanlar hayatın olağan akışına aykırıdır diyor. Hayatın olağan akışına aykırı bir puanlama yaparsanız şu gördüğünüz binada oturanlar, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda oturanlar, ki dürüst bürokratlara ayırtıyorum, ayırıyorum onları, oturanların yatacak yeri yoktur. Siz adaleti sağlamak zorundasınız. Öğretmen alacaksınız. Öğretmene haksızlık yapamazsınız. Böyle bir tabloya asla ve asla izin vermeyeceğiz. O arkadaşlar, haksızlığa uğradığına inanan bütün arkadaşlara her türlü hukuki desteği vereceğiz. Onlarla beraber olacağız. Hiç kimse unutmasın. Haksızlık yapanlar da şunu unutmasınlar. Görecekler. Haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler. Dürüst bürokratlar başımın üstüne. Onlara daha önce de söyledim. Haksızlıkların altına imza atmayın. Mesafeli durun diye söyledim. Bunu her yerde, her ortamda söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu şeytanlarla hesaplaşmak da benim namus borcumdur, boynumun borcudur. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Siz buraya gelirken bakandan bir açıklama geldi. Kapılarımız herkese açık fakat emrivaki görüşme taleplerine yanıt vermemiz mümkün değil ifadelerini kullandı. Ne dersiniz? Sarayın talimatıyla iş yapanlar, onları ben muhatap almam. Benim muhatabım, benim hedefim sarayda oturup haksızlık yapan kişilerle hesaplaşmaktır. Asıl hedefim bu. Buyurun efendim, teşekkürler.
Yerli COVID-19 aşısı Turkovak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerde üretilmeye başlayan ve acil kullanım onayı alan yerli COVID-19 aşısı yurt genelindeki şehir hastanelerine dağıtıldı. Yerli COVID-19 aşısı Turkovak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerde üretilmeye başlanan ve acil kullanım onayı alan yerli COVID-19 aşısı Turkovak yurt genelindeki şehir hastanelerine dağıtıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapmasının ardından Turkovak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. O bitti mi? Evet efendim. Teşekkür ediyorum. Hiç duymadım ya. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Yani iki tane Sinovac, bir tane arkasından BioNTech. Bu sefer dedim Turkovak çıkmışsa ben Turkovak duracağım. Çünkü bakanımız ne yaptı dünen? Turkovak vurdurdu. Ben de onu tercih ettim. Ya bir de bunu deneyelim. Onları denedik, bunları denedik. Bizimki ne oluyor bakalım ya? Ben bizimkinin daha en iyi olacağına inanarak geldim yani. Bir vatandaş olarak emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aşı olmayanlar var ya, kendi kendine intihar etmeye çalışıyor herhalde ya. Olmuyorlar, bize de zararları var. Turkovak dediğimiz yerli ve milli aşımız 9 ülkeden biri olarak ülkemizde Türk bilim insanlarının ve TÜSEB'in katkılarıyla, bakanlığımızın, cumhurbaşkanlığımızın desteğiyle ürettiğimiz aşımız bugün sabah itibariyle tüm şehir hastaneleri olmak üzere Adana Şehir Hastanemizde de halkımızın kullanımına açıldı. İlk aşılarımızı da yapmaya başladık aşı alanımızda. 18 yaşından büyük ilk defa aşı olacaklar ya da 3. doz aşısını olan, olmamış, henüz 6 ay geçmemiş ya da geçmiş olan hastalarımızda hatırlatma dozu olarak, rapel dozu olarak Turkovak'ı inaktif aşılar gibi, diğer önceki bildiklerimiz gibi uygulayabiliyoruz. Turkovak'a biraz tereddütler var gibi geldiğinde biz sağlık çalışanları olarak açıklamalarımızı düzgün olarak yaptığımızda normal diğer aşıların oluşturduğu antikor yanıtının daha da yukarılarında bir antikor cevabı oluşturduğunu kendilerine anlatıyoruz. Dolayısıyla talepte bilgilendirme de arttıkça daha da fazlalaşacak. Bir omikron varyantı çıktı. Omikron varyantı çıktıktan sonra toplumdaki vaka sayısında bir artış oldu. Biz bunu ilimizde de gözlemledik, tüm Türkiye'de de gözlemliyoruz. Ancak bu hastaneye yatış oranlarına yansımadı. Hastaneye yatış oranları artmadı bu durumda. Sadece bulaşıcılık bir miktar arttı. Tabii ki de artık toplumsal bir öğrenilmişlik olduğundan dolayı halkımız da tekrardan aşıya rağbet göstermeye başladı. Son 1-2 aya kadar günlük 200-300 olan aşı sayımız son bir ayda 500-600 sayısına çıktı. Aşı miktarının hem bilgilendirmeyle, farkındalığın artırılmasıyla hem de hastaların kendi başvurularıyla daha da artacağını düşünüyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün kırmızı kod uyarısının yapıldığı Antalya'da 3 katlı bir binanın çatısının duvarı araçların üzerine düştü. 4 aracın zarar gördüğü olayda bina bahçesi savaş alanına dönerken deprem olduğunu düşünüp dışarı bakan vatandaşlar korkuya kapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kırmızı kod uyarısının yapıldığı Antalya'da 3 katlı bir binanın çatısının duvarı araçların üzerine düştü. 4 aracın zarar gördüğü olayda bina bahçesi savaş alanına dönerken deprem olduğunu düşünüp dışarıya bakan vatandaşlar korkuya kapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü aşırı yağış ve fırtına nedeniyle Antalya'nın Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerine kırmızı kod uyarısı yaparken merkezi de uyarmıştı. Gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Kepez ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısının duvarı uçtu. Beş buçuk sıralarıydı ve kütürtüyle uyandım. Deprem olduğunu sandım. Benim de tam camımın önü. Sonra balkona koştum, bir baktım. Balkon göçtü herhalde dedim. Ama balkon yokmuş bu tarafta. Sonra yöneticimizi uyandırdım, komşuları uyandırdım. Araç sahipleri indi aşağıya. Sanırım çatıda bir uçmuş bir bölge ama neresi uçtuğunu hala bilmiyorum. Komşular uyandılar.
Gece bir gürültü geldi. Bir şimşek çaktı herhalde. Bizim arabanın alarmı çaldı. Pencereden baktı, bir şey göremedik. Aşağı indik. Bu hali gördük işte, böyle olmuş. Çatı göçmüş. İyi ki gece olmuş. Gündüz olsa bir de bir insan olduğunu düşünsene. Şu taşların insana düştüğünü gördüğünü düşünsene. Ayrıca şiddetli fırtına nedeniyle Kemer ilçesinde de dev dalgalar oluştu. Ava Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Adana'da müstakil evde elektrikli sobadan çıkan yangında mahsur kalan kişi komşuları pencerenin demirini keserek kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar oluşurken aynı zamanda dumandan etkilenen HR hastaneye kaldırıldı. HR'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Adana'da müstakil bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında mahsur kalan kişiyi komşuları pencerenin demirlerini keserek kurtardı. Yani demiri kırdık, kestik hep makastan. Ben demirciyim. Kestim hemen adamı çıkarttık. Hadi. Abi ya, yardım edeceksin yani, vatandaşsın sen. Seyhan Mithat Paşa mahallesinde yalnız yaşayan HR uyuduğu sırada elektrikli sobadan kaynaklı evinde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve polisle birlikte itfaiyeye bildirdi. Ekipler gelene kadar HR'nin komşusu demir makasıyla evin pencere korkuluklarını keserek mahsur kalan kişiyi kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kişi aynı zamanda dumandan da etkilendi. HR hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen ve yanan kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mersin'de yılbaşı nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekiplerinin çok sayıda adrese yaptığı baskında 106 litre sahte içki ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de yılbaşı nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekiplerinin çok sayıda adrese yapmış olduğu baskında 106 litre sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. Silifke ve Erdemli'de sahte içki imalatı yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri eş zamanlı baskınlar yaptı. Baskınlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların ev ve araçlarında arama yapan ekipler, sahte olarak imal edilmiş 106 litre içki ve 42 adet anason kitine el koydu. Gözaltına alınan 5 kişi jandarma komutanlığına götürüldü. Öte yandan Tarsus ilçesinde de operasyon düzenlendi ve 5 kişi gözaltına alınırken 66 litre sahte içki ile 190 litre etil alkol ele geçirildi. Mersin'de Aralık ayında 10 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Antalya'nın Serik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şüpheli İl Jandarma Komutanlığı, Serik Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri ortak çalışmasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi. Antalya'nın Serik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişi İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin ortak çalışmasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Roma dönemine ait 8 heykel, 9 yüzük, 7 mühür, 13 takı, 19 figür ve 302 sikke ele geçirildi. Osmaniyeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. Operasyonda 3 kilo 400 gram sukuk madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Fiziki ve teknik takibin ardından otobüs uygulama noktasında durduruldu. Otobüsün bagaj kısmında narkotik köpeği ile arama yapıldı. Narkotik köpeğinin MHS isimli yolcunun valizine tepki vermesi üzerine valizde arama yapıldı. Ekipler tarafından açılan valizde kıyafetlerin arasına tek parça halinde gizlenmiş şekilde 3 kilo 400 gram sukunk maddesi ele geçirildi.
Karaman'da bir iş yerinin çalışanları arasında yaşanan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Yaralının kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Karaman'da bir iş yerinin çalışanları arasında yaşanan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay organize sanayi bölgesinde bulunan bir soğuk hava deposunda yaşandı. Afganistan uyruklu Ş.A. ile aynı iş yerinde çalışan 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Afganistan uyruklu Ş.A. sırtından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Afganistan uyruklu kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis kavgaya karıştıkları belirlenen O.Y., R.Y., İ.Y. ve M.B.'yi gözaltına aldı. Yaralının kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Adana'da bir kişi bağırarak küfreden komşusunun evini basarak ateşli silahla yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayın şüphelisini yakalama çalışmalarına devam ediyor. Bir kişi bağırarak küfür eden komşusunun evini basarak ateşli silahla yaraladı. Olay Yüreğir ilçesine bağlı Atakent mahallesinde yaşandı. Madde kullanarak erkek olunuyor. Aynen. Madde kullanıyor içeride bakıyorum. Ay. Abla. Hadi gittim hadi ya. Aynen. Bu tarafa, bu tarafa. 19 yaşındaki Meşe'de bağırarak küfürlü konuşan komşusu Emrah A ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Meşe'de elindeki silahla Emrah A'nın evine zorla girerek Emrah A'yı tabancayla ayağından vurarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişiyi Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayın şüphelisini yakalama çalışmasına devam ediyor. Niğde Kalesi'nin 6 metre altında yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin üzerine o sırada kaleye gezen bir kadın düştü. Kadının düştüğü yerden ekipler tarafından çıkartılırken defineciler ise kaçtı. Ekipler kale çevresinde önlemler alırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Niğde Kalesi'nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin üzerine o sırada kaleyi gezen bir kadın düştü. Kadın düştüğü yerden ekipler tarafından çıkartılırken defineciler kaçtı. Yaklaşık 6 metre aşağıya düşen Rukiye Ulusoy'u gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 6 metre derinlikteki çukura düşen Ulusoy'u bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı kurtarılan Ulusoy ambulansla Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hangi hastaneye götürüyorsunuz? Ekipler kale çevresinde önlemler alırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede kalenin yanında bulunan eski bir bina içerisinden kalenin altına tünel kazıldığı belirlendi. Ya orada yürüyordum zaten. Önümden iki tane kadın geçti böyle. Ben de onların arkasından yürüyordum. Bir anda düştüm. Nasıl oldu ben de bilemedim. Sonra da hatırlamıyorum nasıl düştüğümü. Burada bayanın bura çöküp içine düştüğünü duydum. Ve iki kişinin kaçtığını gördüğünü söylemiş bayan memur arkadaşlara. Sadece bunu biliyorum ben. Hadi arkadaşlar çıkıyoruz. Ahmet. Oda oradan gir. Oda oradan gir. Altı boş. Köpü çekin. Şurada görünüyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde satışa hazır halde ve fermenteye bırakılmış olmak üzere toplam 6.280 litre sahte rakı ele geçirildi. Kaçak içki üretimi yapan iki kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 100 litre satışa hazır halde ve 5280 litre fermenteye bırakılmış olmak üzere toplam 6280 litre sahte rakı ele geçirildi. Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tekebaşı Mahallesi'nde yasa dışı imalat yapıldığı bilgisini aldı. Adrese yapılan baskında 100 litre satışa hazır halde ve 5280 litre fermenteye bırakılmış olmak üzere toplam 6280 litre sahte rakı, 1 adet damıtma ünitesi ve 1 adet damıtma kazanı ele geçirildi. Sahte ve kaçak içki üretimi yapan 2 kişi gözaltına alındı. Mersin'de Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası'na üye öğretmenler iş bırakma eylemi yaptı. Öğretmenler taleplerini dile getirmek için Özgür Çocuk Parkı'nda basın açıklaması yaptı. %100 zam istiyoruz pankartının açıldığı eylemde eğitimin sorunlarına dikkat çekilen dövizler açıldı. Mersin'de Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası'na üye öğretmenler iş bırakma eylemi yaptı. Öğretmenler taleplerini dile getirmek için Özgür Çocuk Parkı'nda basın açıklaması yaptı. %100 zam istiyoruz pankartının açıldığı eylemde eğitimin sorunlarına dikkat çeken dövizler taşındı. Öğretmeniz haklıyız, kazanacağız. Kısık sesle saraylardan değil, gür sesimizle alanlardan haykırıyoruz. AKP iktidarı ekonomik krizin yükünü tamamen emekçilerin sırtına yıkan, gelir adaletsizliğini derinleştiren ve yoksullaşmayı arttıran politikalar yürütmeye devam etmektedir. Ağustos 2021'de yandaş sendikayla imzalanan sözde toplu sözleşme ile kamu emekçilerinin ve emeklilerin geleceğine el konulmuş, adeta sefalete mahkum edilmiştir. Hükümetin oluşturduğu bütçe ve cari açığın bedeli milyonlarca emekçiye KDV ve ÖTV olarak dönüşmüş ve çarşıda pazarda kendini göstermiştir. 2022 bütçesinden memura, dar gelirliye, esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye vergi, zam, açlık ve yoksulluk çıkmıştır. Türk lirası hızla değer kaybederken kurdaki dalgalanmalar bizi emekçilerin belini iyice bükmüştür. Bu karanlık ekonomik tablo karşısında aylardır meydanlarda çağrıda bulunuyoruz. Zam, kriz, yoksulluk, tükeniyoruz. Peş peşe yapılan zamları yaşadığımız ekonomik kriz ve derin yoksulluğu haykırıp siyasi iktidarı önlemler almaya çağırıyoruz. Marketlerdeki fiyatlar yeni vergi zamlarıyla birlikte asgari ücretlinin zamlı hali bile geçen sene aynı ayda sahip olduğu alım gücünden çok aşağıda kalmış, zam şimdiden erimiştir. Bu erimeyi çeyrek altınla, dolarla anlatma safhası çoktan geçti. Geçen yıl maaşıyla 7000 yumurta alabilen asgari ücretli şimdi ancak 3700 yumurta alabilmektedir. Üstelik bu tablo daha da ağırlaşıyor. TÜİK ezbere bildiğimiz yalanları söyleye dursun. Konfederasyonumuz Birleşik Kamu İş'in Aralık ayı araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu harcamaları gösteren yoksulluk sınırı 13.598 lira, açlık sınırı ise 4.652 liraya yükselmiştir. Antalya'nın Aksu ilçesinde Aksu Belediyesi çalışanı Erol Danacı, belediyeye ait iş makinesi ile seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen tır ile çarpıştı. Danacı olay yerinde hayatını kaybetti. Antalya'nın Aksu ilçesinde Aksu Belediye çalışanı Erol Danacı, belediyeye ait iş makinesiyle seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Danacı olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza Antalya-Isparta yolu Karaöz mevkiinde yaşandı. Aksu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanı 50 yaşındaki Erol Danacı, yol yapım çalışması için malzeme getirdiği yönde tekrar malzeme almaya giderken yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda İbrahim Şahin yönetimindeki muz yüklü tırla çarpıştı. Kazada belediye çalışanı Erol Danacı hayatını kaybetti. Mersin'de sahte içki zehirlenmesi sebebiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Daha önce hastaneye kaldırılan 7 kişinin tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken son bir haftada 10 kişi sahte içki zehirlenmesinden hayatını kaybetti. Mersin'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Daha önce hastaneye kaldırılan 7 kişinin tedavilerinin de devam ettiği öğrenilirken, son bir haftada 10 kişi Mersin'de sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Sahte alkol zehirlenmeleri Mersin'de de devam ediyor. Daha önce sahte alkolden zehirlenip hastaneye başvuran 10 kişi hayatını kaybederken 7 kişinin çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor. Akdeniz ilçesinde 66 yaşındaki R.U., Yenişehir ilçesinde 52 yaşındaki C.C., Erdemli ilçesinde 45 yaşındaki M.G. ve Toroslar ilçesinde 50 yaşındaki M.A. sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastanelere yatışları gerçekleştirilen 4 kişinin tedavileri devam ediyor. 2021 yılının Mayıs ayında Mersin'de ve Türkiye'de öne çıkan konular nelerdi? Almanak 2021 Mayıs ayı ekranlarınıza geliyor. Metro. Cami yapacağımız yer. Cami yapacağımız. İşte bugün de camimizi ibadete açtık. Haberleriyle devam ediyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe 2. lig temsilcisi Afyonspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe 2. lig temsilcisi Afyonspor'u konuk etti. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona ererken maçın uzatma dakikalarında Ener Valencia ve Osayi Samuel'in golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırdı. Fenerbahçe'nin sezon başında Bursaspor'dan transfer ettiği ve gelecek vadeden genç oyuncu Burak Kapacak, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına ilk 11'de başladı. Maçın ikinci yarısında yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakan Burak'ın performansı memnun edici bulundu. Afyonspor'u tebrik ediyorum. Cem Hoca ile beraber iyi bir çıkış yakalamışlardı. Son 8 maçın 7'sini kazanıp birinde berabere kalmışlardı. Bugün de onu sahaya, o performansı sahaya yansıttılar. Sonuna kadar mücadele ettiler. Onların mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bu maçlarda konsantrasyon eksiği yaşanıyor. Bunu daha önce de yaşadık. İki lig aşağıdaki bir takıma oynarken daha konsantre olmanız gerekiyor Fenerbahçe olsanız da. Bunun zararlarını sahada gördük bugün. Oyuna iyi başlayamadık. Önde karşılama ve baskı anlamında sıkıntılar yaşadık. Bunun da beraber birlikte oynamamış oyunculardan kurulu bir kadroyla başlamamızın nedeni olduğunu düşünüyoruz. Pozisyonu da verdik. Bir iki tanesi de tehlikeliydi. Gol olabilecek pozisyonlardı. Üretkenlik sıkıntısında konusunda sıkıntı yaşadık. Uzatmalarda da rakip tabii yoruldu. Çok fazla mücadele ettiler. Kramplar da vardı. Akabinde iki gol bulduk. Rahatlaması bildik. Bu anlamda da sevinçliyiz. Bölgesel Amatör Lig'de Silifke Belediyespor Mersin Futbol Kulübü arasında oynanan maçta
Maçın uzatma anlarında Silifke Belediyespor galibiyet golünü bulmuş ancak o gol sonrası maçta çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı. Bölgesel Amatör Lig'de Silifke Belediyespor Mersin Futbol Kulübü arasında oynanan maçta maçın uzatma anlarında Silifke Belediyespor galibiyet golünü bulmuş ancak o gol sonrası çıkan olaylar nedeniyle maç yarıda kalmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu bu maçın kararını resmi sitesindeki puan tablosuna yansıtarak Silifke Belediyespor lehine 3-0 olarak açıkladı. Silifke bu puanla birlikte ligde 21 puana çıkarken Mersin kulübü ise 15 puanda kaldı ve Silifke ilk yarıyı 21 puanla lider olarak tamamladı. Ligde Kozan Spor ise 19 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. Sahasının bakımda olması nedeniyle Mersin'de oynanan maçta Adana Demirspor Ankara Spor'u 3-2 yendi. Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. Sahasının bakımda olması nedeniyle Mersin'de oynanan maçta Adana Demirspor Ankara Spor'u 89. dakikada bulduğu golle 3-2 yendi ve bir üst tura adını yazdırdı. Maçın 11. dakikasında Akintola ile öne geçen Adana'ya Şahin Fıstıkçı ve Recep Memiş ile karşılık veren Ankara ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Maçın 67. dakikasında Samet Aydın'la skoru 2-2'ye getiren Adana Demirspor, 89. dakikada Metehan Mimaroğlu'yla maçı 3-2 kazandı ve bir üst tura yükseldi. Tribünlerde ise Mersin taraftarına yönelik söylemler tepki çekerken Adana taraftarı olaysız bir şekilde Mersin'den ayrıldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası basın mensuplarına sorularını yanıtladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çebi, Beşiktaş'ın haklarını savunmak için gerekeni masaya vurarak değil, Beşiktaş gelenekleri ve nezaketiyle yaptığını söyledi. Hakem hatalarından canı yanan Beşiktaş Kulübü adına ben buraya başkan olarak defalarca geldim. Resmi makamlara, üst makam olması nedeniyle kapılarını çalarım, kendilerine bu problemleri anlatırım. Hakemin verdiği kararın yanlış olduğunu anlatırım. Bunların düzeltilmesi gerektiğini anlatırım. Bunlara gereken cezaların verilmesi gerektiğini anlatırım. Görevimi en azından birinci aşamasını bu şekilde yapmaya bugüne kadar gayret ettim. Bugün burada benden daha evvel, ben gelmeden daha evvel yapılan bir toplantı vardı. Sayın Ali Koç Beyefendi de katılmış. Ahmet Ağoğlu Beyefendi katılmış Kulüpler Birliği Başkanı olarak. Süleyman Urma katılmış. Ecmel Bey, Ecmel Sarıalioğlu katılmış. Ben bu toplantıya yetişemedim. Annemin rahatsızlığı var 2-3 günden beri. Kongre bittiğinden beri sağ olun onunla uğraşıyorum. Orada da büyük sıkıntılarım var bu arada. Belirtmek istediğim şu. Ben camianın istediği tepkileri vermenin ölçüsünü ayarlamak zorundayım. Bunları yaparken benim bunları yapmadığım şekilde bir algı yaratılmasını doğru bulmuyorum. Sorduğunuz zaman diğer kulüplerin hepsi kendilerinin de canının yandığını ifade ediyorlar. Dolayısıyla biz bu probleme öncelikle bir hakem müessesesinin bu sene özellikle sağlıksız yürüdüğünü ifade etmek zorundayız. Ve bununla ilgili de ben kulüpler başkanlığına geldiğim andan itibaren yürüttüğümüz bir proje vardı. Bugün de o toplantı devam etti. Ve ben inanıyorum ki kulüplerin birliğinin takip ettiği, bazı kulüp başkanlarımızın komisyonun içerisinde olduğu federasyonun şu anda Türk hakemlik müessesinin daha sağlıklı çalışabilmesi ve bu sorunun ortadan kalkabilmesi adına büyük mücadele ettiğini biliyorum. Toplantı hakkında daha önce de bilgi aldım şu anda burada. Ve samimi bir şey ifade etmek istiyorum. En fazla veya geçmeden dahi Türk hakemlik sorununun, Türk futbolundaki hakemlik sorununun şu anda yürütülen çalışmalarla biteceğini hissediyorum. Bunu da buradan müjdelemek istiyorum. Spor tarihinin en yoğun yıllarından 2021 Türkiye için de çok hareketli geçti. Detaylar haberlerimizde. Spor tarihinin en yoğun yıllarından 2021 Türkiye için de çok hareketli geçti. Beşiktaş Futbol Kulübü sezonu 2 kupayla kapatırken son şampiyon unvanıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Avrupa'daki en kötü grup performansına sahip Türk takımı oldu ve 0 puan çekti. Müzik
Anadolu Efes erkek basketbolunun kulüpler bazında en büyük kupasını alarak Fenerbahçe'den sonra Avrupa'nın zirvesine çıktı. Efes Avrupa şampiyonu! Milli sporcular olimpiyat oyunlarında ikisi altın, rekor sayıda madalyayla döndü. Yine paralimpik oyunlarında milli sporcular iki altın madalya ve çok sayıda madalya kazandı. Mete! 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 Amilli futbol takımımızsa 2021 yazında oynanan 2020 Avrupa Şampiyonası'nda hayal kırıklığı yaratırken, 2020 yılındaysa pandemiyle birlikte duran spor organizasyonlarında 2021-2022 sezonuyla yeniden başlangıç yaptı ve tribünler taraftarlara açıldı. Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.